Oyuncakta arkadaşlar 2 saat kullanıldı 2 bölme gitmiş. O zaman 1 saatte 1 bölme gider. E, bu müzik çalarda da 2 saatte 2, 4, 6 bölme gitmiş. 2 saatte pardon 3 saatte 6 bölme gitmiş. O zaman 3 saatte 6 bölme ise 1 saatte 2 bölme gidecek. Dolayısıyla dolu pilde 3 saat oyuncak araba kullanılırsa 3 bir buçuk saat müzik çalar kullanırsa bir buçuk çarpı 2'den 3 olacak. Yani 6 boşalacak. Ne kadar kalacak geriye? 9 birim kalacak. Kalan 9 birim tüm 15 arkadaşlar sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5'i kalır B şıkkı. Rakamları birden fazla kullanabiliriz arkadaşlar çünkü kümeden seçeceğiz. Kümeden seçtiğiniz zaman 2'yi birden fazla, 3'ü birden fazla kullanabilirsiniz demek. Haliyle bu şekilde oluşturabileceğimiz en büyük sayı işte 22.225 sayısı arkadaşlar. Çünkü Rakamların çarpımı 8, 16 çarpı 5'ten 8. En büyük rakamın kübü 125. Gördüğünüz gibi bu şekilde olur. Tabii ki daha fazla büyütmek mümkün değil. Burada mantığı nasıl kurdum ben? Olabilecek en fazla sayıda 2'yi kullanayım dedim. Şimdi böyle kullanmaya çalışsam yani desem ki böyle olsa buraya 5 desek o zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi 32 çarpı 5'ten 160 oluyor ama 125 160'tan küçük. Bu yüzden bir basamak azalttım. Böyle 22.225 sayısı oldu. 2'yi çok kullandım. Mecburen 5'e yüklendim. 5'in kübü en büyük. Ve bunun için de arkadaşlar 5 basamaklı maksimum sayı oluşturabildik D şıkkı. 6 faktöriyelin kübü var orada ve 6 faktöriyelin karesi var. O zaman 6 faktöriyelin karesi parantezine alırsak şurada solda 6 faktöriyel kalır bir tane. Sağda da bu gittiği için 5 faktöriyel kalır, paydalı da 5 faktöriyelin kübü bir dursun. Sonra arkadaşlar, 6 faktöriyelin karesi, burası da 5 faktöriyel parantezinde 6 eksi 1 bölü 5 faktöriyelin kübü. Şimdi 5 faktöriyel, burada da bir 5 var. Şimdi 6 faktöriyelin karesi ne demek? 6 çarpı 5 faktöriyel çarpı 6 çarpı 5 faktöriyel. O zaman 2 tane 5 faktöriyel burada. 1 tane de 5 faktöriyel burada. Komple bunlar gitti. Ne kaldı geriye? 1 tane 6. 1 tane de 6 burada. 1 tane de 5 burada. 36 çarpı 5'ten 180 C şıkkı. İşlem önceliği yok diyor arkadaşlar. Soldan sağa doğru normal işlem yapacağız. Şimdi burada tabii şıklardan gideceksiniz artık. İlk şıktan başlayalım. 5 10. 5 artı 4 9. Sonra 9 çarpı 3 27. Sonra 27 eksi burada B'ye 10 demiş. 17. Gördüğünüz gibi ilk şıktan doğru cevap geldi. İşlem önceliği yok. Kuralı ona göre oluşturmuş. Sadece soldan sağa işlem yapacağız ve şıkları deneyerek gidecektik. A sayısından küçük olacak arkadaşlar ve burada dörtgense dörde bölünmeyen, üçgense üçe bölünmeyen, bu soruda sorulduğu gibi beşgense beşe bölünmeyen. 119'dan küçük, 5'e bölünmeyen sayılara bakacağız. O zaman ne yaparım? 119'dan küçük 5'e bölünen sayıları bulurum. Son terim 115, ilk terim 5, bölü artış miktarı 5 artı 1. 115'ten 5'e kadar olan 5'e bölünen sayıların tümü nasıl bulunuyordu? Son terim eksi ilk terim, bölü artış miktarı artı 1. Dolayısıyla buradan 22 artı 1'den 23 oldu. Şimdi 23 tane sayı var. 1'den 119'a kadar zaten 119 sayı. 23 tanesi 5'e bölünüyor. O zaman geriye kalan 96 tanesi bölünmüyor demektir C şıkkı. Hepsinde sevmiyor çıktığına göre arkadaşlar seviyor sevmiyor yani çift olacak. Çünkü 1, 2, 3, 4, 2, 4, da hep sevmiyor çıkıyor arkadaşlar. Dolayısıyla B üzeri C çift olduğu için C pozitif tam sayısı bir pozitif tam sayı üste olduğunda taban ne olursa olsun daha doğrusu üst ne olursa olsun tavan çiftse hep cevap çift çıkar. Örnek 2'nin 10. kuvveti de çifttir. 2'nin 37. kuvveti de çifttir arkadaşlar. Buradan B'nin çift olduğunu anladım. Sonra B çiftse C'nin ne olduğunu bilemem. Çünkü çarpımları çift olduğu için C soru işareti şu an. A artı C çiftse arkadaşlar A tekse C tektir. Ya da A çiftse C çifttir diyebilirim. Buna göre 2A artı C. 2A kesinlikle çift sayı. Ama C'nin ne olduğunu bilmiyorum. Gitti. A çarpı B çift sayıdır. Evet. B'nin çift olduğunu bildiğim için A'nın ne olduğunu bilmesem bile bu olayı hallederim. C üzeri B çift sayıdır. Bilmiyoruz arkadaşlar. Çünkü C'nin ne olduğu belli değil. Dolayısıyla B şıkkı oldu. Küçük sayıya x diyelim. Büyük sayıda aralarında 16 birim olduğu için 16 artı x olsun. İkinci durumda bu iki katına çıkarsa hala 16 artı x'ten küçük olabilir. O zaman 16 artı x'ten 2x'i çıkardığımız zaman aralarındaki uzaklık 6 birim olacağı için x buradan 10 olur. Bu bir. İkincisi iki katına çıktığında arkadaşlar yeni durumda sayı büyümüş olabilir 16 artı x'ten. Çubuk gibi düşünün bakın. Birinin boyu diğerinden uzun ama iki katına çıkardığımda belki artık geçecek bunu. Bu yüzden de 2x 16 artı x'ten büyük olursa 2x eksi 16 eksi x eşittir 6 olabilir. Böylece x buradan 22 olabilir arkadaşlar. 10, 22, 1, 3 oldu c şıkkı. Ardışık olacak şekilde 1, 2, 3'leri bulmamız lazım. İlk seferde 1, 2, 3 var. Tamam. İkincisinde arkadaşlar 123 sayısında var. Evet. Sonra arkadaşlar 231 sayısı, bir de 232 sayısı yaparsak bakın normal devam ediyor böyle. 231'den 232'ye geçişte gördüğünüz gibi burada yine bir 123 oluyor. Buradan da gelir. Sonra 1123'te zaten 123 var. Sonra arkadaşlar 1230'dan 1239'a kadar. Gördüğünüz gibi bunlar da hep 123 sayıları arka arkaya 1, 2, 3'ü getiriyor. 1230'dan 1239'a kadar 10 tane sayı. 1123 zaten burada 1, burada 1, burası 1 ve burası 1. Toplam o zaman 14 tane sayıda 123 yani 1, 2, 3 arka arkaya denk geliyor B şıkkı. Komşusundaki sayıların toplamı 12 olacak arkadaşlar. Sarıların göstergesi oymuş. Komşusu yani dibindeki e, ...düzgün altıgenlerin içindeki sayıların toplamı demekmiş. O zaman 3 burada var. Bu kenara komşu, bu kenara komşu olduğu için... ...buraya AB dersek A artı B o zaman arkadaşlar kaç olmalı? 9. 15'in komşusunda neler var? A var, B var, bir de burası var. O zaman A artı B 9 olduğuna göre buraya 6 kalır. Ve şu buna ve buna komşu olduğu için 5 olur. Burası da 6'ya ve 2'ye komşu olduğu için... 8 olur. Bu sarıların toplamı da 13 geldi. D şıkkı. Ekokun en küçük olması için en küçük sayıları seçerim arkadaşlar. 4 ve 12 çünkü burada 12-4'ün katı olduğu için böylece okek arkadaşlar 12 olur minimum. Diğer sayıları kullanırsam büyük sayılar bakın 24-36-45-54 büyük sayıya göre okek daha da büyüyecektir. Mesela 4 ile 24'ün o arkadaşlar 24 olur ya da 24 36'yı kullansam 72 olur. Bu yüzden daha da büyümesin diye bu küçük iki sayıyı kullandım. EBOB'un büyük olmasını isteyeceğim çünkü orana en fazla ne demek? Payın büyük paydanın da küçük olması demektir arkadaşlar. Haliyle buradan yararlanarak o zaman EBOB'un en büyük olması için seçeceğim iki sayı hangisi? 54 ve 36. Çünkü bunların OBEB'i arkadaşlar 18'dir. 18 EBOB çıkacak şekilde veya 18'den daha büyük EBOB çıkacak şekilde iki sayı yok. 4'ü kullandık, 12'yi kullandık, 36 ve 54'ü kullandık. 24, 45'i kullanmadım. Toplamları 69 E şıkkı. Birisinin boyunun 2 katı, diğerinin 3 katı, öbürünün de 6 katı birbirlerine eşit. O zaman buna 1 bir birim dersek, buraya arkadaşlar 2 birim derim, buraya da 3 birim derim. Bakın morlardan biri 3, turuncu 2, ve mavi 1 olduğunda 6 6 6 birim geliyorlar. Haliyle burada artık 1 2 3 olduğu için bunun boyu 6 2 2 1 olduğu için bunun boyu da 5. Şimdi birinin boyu 6 birinin boyu 5 ise birinci öncüyle bakacağız. Sol cisme mavi getirirsek 1 bir birim getirmiş olurum. Sağ de bir turuncu getirirsem 2 olur. O zaman toplamda 7 7 olur. Evet buradan gelir. Sonra ikinci durumda sol cisme 3 turuncu getirirsem 2 çarpı 3'ten 6 Sağ cisme de 2 mor getirirsem arkadaşlar 3 çarpı 2'den e, 6 o zaman bakın biri 12 oldu biri 11 oldu olmadı. Üçüncü durumda 6 ve 5 duruyor. Sağ cisme bir tane mavi getirirsem 5 artı 1'den 6 olur gördüğünüz gibi eşit olur bu yüzden cevap 1 3 e şıkkı. Ardışık çift sayıları olduğu için aralarındaki fark arkadaşlar böyle 2 olacak. Dolayısıyla C ile D'nin arasındaki fark 4. Ama eksi 4 çünkü c daha küçük. c kare eksi d kare nedir? c eksi d çarpı c artı d olduğu için aslında bu yüzden c eksi 4 eksi 4 oldu. c artı d bilmiyoruz. Sonra e eksi a aralarında ne kadar birim var? 6 birim var. Eşitmiş eksi 480'e. Eksi 24 eksi 480 böldüğümüz zaman burası da arkadaşlar c artı d 20 oldu. Peki d c'den bakın 4 fazla. C, C artı 4. 20'ye eşit. C de 8 geldi. C 8 ise B soruluyor. 10, 12, 14. 8, 14 daha. 22 oldu C şıkkı. Tamamen üstü sayı bilgisi kullanacağız. 8 üzeri 5 çarpı 4 üzeri eksi 4. 8 üzeri 5, 2 üzeri 15. Burası arkadaşlar 2 üzeri eksi 8 üstün üstü çarpılır çünkü. 15 7'den 8'den 2 üzeri 7 a oldu. C'ye geldiğimiz zaman 32 üzeri 4 nedir? 2 üzeri 5'in dördüncü kuvvettir. Sonra bunun kalınlığı neymiş C'nin? 8 üzeri 3. Yani 2 üzeri 3'ün eksi 3. kuvveti. Bu da 2 üzeri 20 çarpı 2 üzeri eksi 9'dan 2 üzeri 11 oldu C'nin uzunluğu. Gelelim B'ye arkadaşlar. 4 üzeri 10, 2 üzeri 2'nin 10. kuvveti. Kendisinin kalınlığı 16 üzeri eksi 3 yani 2 üzeri 4'ün eksi 3'üncü kuvveti. Buradan da 2 üzeri 20 çarpı 2 üzeri eksi 12'den 2 üzeri 8 oldu B. Demek ki en büyük c'ymiş Sonra B sonra da A arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Arkadaşlar burada e, herkes kendi aldığı primi biliyor ama diğer iki arkadaşının ne aldığını bilmiyorlar. Şimdi haliyle... Burcu kendisinin zaten ne aldığını biliyor. Arda ve Cemile'nin ne aldığını bilmiyor. Ancak Burcu 40 TL alırsa geriye 3 TL kalacağı için Arda tek olunca mecburen 1 olmak zorundadır. Cemile de mecburen 2 olmak zorundadır. Farklı durumlarda Burcu'nun farklı sayı aldığı durumlarda bu tahmini yapamaz. Örnek 38 olsa geriye kaç olur? 5 kalır arkadaşlar. Arda tek olsa e Cemile de tek olup 4 olabilir. Ya da Arda... Arkadaşlar 3 olsa Cemile 2 olabilir. Bakın yine tahmine kalıyor iş. Tahmine kalmayacak şekilde en küçük bu iki sayı 1 ve 2 olduğu durumda Arda'nın tek olduğunu bildiğinde Cemile'nin de ne olduğunu bilir. Ve haliyle kendisi de 40 olduğu için böylece arkadaşlar 40, 1 ve 2 olduğunu hepsinin tek tek tahmin eder. Böyle bir tahmin sorusu e, mantıklı davranmak gerekiyor. Diğer hiçbir durumda e, Burcu ve şey Arda ve Cemile'nin ne aldığını bilemez arkadaşlar. Şimdi iki tane sayı başka bir örnek daha vereyim. Şimdi Cemile ve Arda'nın toplamları 7 olsa ve desek ki Ali tek sayı almış. E şimdi toplamları 7 olup biri tek olan diğeri çift olan e, sayılar belli. 1, 6 olabilir. 2, 5 olabilir. 3, 4 olabilir. Bakın bilemiyoruz ama 3'te sadece 1 ve 2 var demek ki bu başka ihtimal olamayacağı için bu yüzden Burcu'ya 40 kalıyor arkadaşlar. Rakamlar toplamı da 4 A şıkkı oluyor. İster 7 alsınlar ister 5 alsınlar fark etmez bir şekilde arkadaşlar. Toplamda 23, 41 ve 50'yi bulmamız lazım. Bir de berilen son alanı olması lazım. Birincisi 7A artı 5B 23. A'ya istediğimiz, sayı istediğimiz sayıyı verelim 0 dahil. B'ye istediğimiz sayıyı verelim 0 dahil. Toplamlarını 23 yapma şansımız yok. O yüzden belirin sonda aldığı ve herhangi birisinin 7, herhangi birisinin 5 aldığı şekilde bunu 23'e eşitlememiz mümkün değil. O yüzden eleman sayısı 23 olamaz. İkincisinde arkadaşlar 7A artı 5B eşittir 41. A'ya 3 verdiğimde B'ye de 4 verdiğimde 21 artı 20 41 oluyor. Ancak önce özge ile başlıyoruz ya özge. Sonra beril, özge, beril, özge, e, beril, özge. Şimdi dikkat edin kimle bitti? Özge ile bitti. E, fazla olan özge olması lazım. Onunla bitir. Neden fazla olan özge olması lazım? Çünkü arkadaşlar sonuç itibariyle birisinde bitmesi gerekiyor. İlk özge başladığına göre mecburen özge biter. Eğer beril başlasaydı beril bitirirdi. Dolayısıyla burada beşer beşer alan özge oldu. 7'şer 7'şer alan berili oldu ama beril son alan olmadı. O yüzden bu da bu yüzden sağlamadı. Son kısımda arkadaşlar hepsi 5'er tane alır. Bakın 7A artı 5B eşittir 50 derim. A'ya 0 verme hakkım var çünkü 7 ya da 5 demiş. Yani 7 almak zorunda değil. O zaman 10 sefer arkadaşlar 50 olur. Bu ne demek? Toplamda arkadaşlar bunlar hepsi 5'er beşer almış demek. Yani... Özge 5, Beril 5, Özge 5, Beril 5, nokta nokta nokta. Onuncu da zaten Özge, Beril, Özge, Beril, Özge, Beril gittiği için en son Beril 5 tane almış olur. Bu yüzden cevabımız 3, B şıkkı. Sarı kalemlerin sayısını arkadaşlar 2S diyelim. Şimdi bu sarı kalemlerin yarısı alınıyor. S tane kalıyor. Sonra pembe kalemlere P diyeyim. P artı S arkadaşlar. Sarı kalemlerin sayısı kadar pembeye e, kalem eklenmiş olacak. Şimdi ilk durumda da mavilere de ne söyleyelim? İkinci durumda maviler sarıların 3 katı olduğuna göre demek ki mavinin sayısı değişmediğinden 3S diyebiliriz arkadaşlar. Buna göre yeni durumda P artı S yani pembelerin sayısı tümünün P artı 5S'nin 3 bölü 4'ü denmiş soruda. Böylece arkadaşlar 4p artı 4s eşittir 3p artı 15s haliyle p eşittir arkadaşlar 11s oldu. İlk duruma bakarsak o zaman ilk başlangıçta buydu 11s m zaten 3s burayı düzeltelim bu yüzden şimdi ne olacak 11s pembe toplam 11 5 daha 16 16s oldu bunlar da sadeleşti 11 bölü 16ymış değişik. Bu dizide 9 terim var arkadaşlar. Dolayısıyla tam ortasında şöyle 4 solda 4 sağda tam ortada C var. Demek ki C 8 arkadaşlar. Medyan ortanca demektir. Ortadaki terim 8 oldu. Aritmetik ortalama bunların toplamının toplamının 9'da 1 olacak. Gördüğünüz gibi 8 olur. T buradan 72 oldu arkadaşlar. Toplam 72 yani. 72 olduğuna göre 13, 11, 9, 8, 4, 3 bunları topladığımız zaman 48 oldu. 48 artı A artı B artı D'nin 72 olması lazım. Bakın şimdi. Böylece A artı B artı D 24. Dikkat edin. Bu sayılar farklı tam sayılar. Bir kere küçükten büyüğe sıralandığı için A, B'nin olma ihtimali olan sayılar nelerdir? AB arkadaşlar 5, 6, 7'den ikisi olacak. D de zaten mecburen 12. 11 ile 13'ün arasında farklı sayı yok haliyle d 12 olduğu için bunlar mecburen tabii ki toplamları 12 olması için biri 5 olur, biri de 7 olur. Bakın 5 ile 7'nin toplamı 12'dir. Dediğim gibi 11 ile 13'ün arasında farklı tam sayı sadece 12 olduğu için a ve b'ye 5 7 kaldı. Çarpımları da 35 oldu e şıkkı. Bülent arkadaşlar Ahmet'in gerisinde Ahmet ne demiş? Ben 150 kilometrelik hızla gidiyorum. Siz bizden 12 dakika önceki yerdesiniz. Dolayısıyla 150 çarpı 12 bölü 60 şeye dikkat etmek lazım birimleri arkadaşlar. Saat olduğu için kilometre bölü saat olduğu için hız dolayısıyla dakika olduğu zaman onu hemen saate çevireceğiz. Böylece bu da arkadaşlar 30 oldu. Demek ki Bülent'in olduğu yer şu an Ahmet'ten 30 kilometre arkada ve Bülent Ahmet'i yakalayacak. Nerede yakalayacak? İleride bilmediğimiz bir yerde. Kaç saatte yakalıyor? Bir buçuk saatte. Yakalama sorularında ne yapıyorduk? Demek ki arkadaki hızlık yakalıyor. Ee, şunu söylerim. Bülent'in hızına B diyeyim. Ahmet'in hızına 150 diyeyim. Çarpı bir buçuk saatte yakalıyor. Peki neye eşitleyeceğiz arkadaşlar bunu? Yakalaması gereken mesafe şu BA'yı kapatınca olur. Neden? Zaten ikisi de şöyle bir D noktasında karşılaşırsa x kilometrelik mesafeyi ikisi de zaten ortak alacak. Haliyle birisinin aldığı yol 30 artı x olur. Birinin aldığı yol x olur. Farklarını alırsak işte kapatması gereken mesafe bu yüzden 30 arkadaşlar. Böylece b eksi 50 sadeleştirirsek 20. 20 olması için b de 170 oldu. D şıkkı. Gelen mesajlar 3, 4 ve 10 ile orantılıymış başlangıçta. 3K işten, okula 4K ve yayından 10K arkadaşlar. Toplam 17K mesaj gelmiş. Sonra 17K'ya arkadaşlar 150 mesaj daha eklenmiş. Ve toplam gelen mesaj sayısı işte bu. Yani orası da arkadaşlar 203 yapıyor. Haliyle 17K buradan 203 eksi 50'den 153 oldu. Burayı ben kendim hızlıca topladım arkadaşlar o yüzden tamam mı? Haliyle 17K eşittir 153. K da buradan 9 oldu. K 9 olduğuna göre başlangıçta yayından gelen mesaj 10K idi. Yani 90'dı. Son durumda birikmiş mesaj 112 olmuş. Demek ki 112-90'dan 22 tane daha mesaj gelmiş. Rakamları toplamı da 4. B şıkkı. 3-0 atayım şimdilik onunla uğraşmayalım arkadaşlar. Bakın şimdi nasıl kâra geçer diğerinden? Tabii ki birisinde belli bir kilometrede harcadığı para diğerinde belli bir kilometrede harcadığı paradan daha fazla olmaya başlar. Dolayısıyla B aracından kâr etmiş olur. Yani uzun vadede değilmiş işte de 50 bin kilometre sonra cevap zaten 50 bin çıkacak. 50 bin kilometre sonra B aracının masrafı diğer aracın gerisinde kalacak. Bu şekilde kâra geçmekten kastı bu. Şimdi bakın yapayım denklemini. 156 lira ödedi başlangıçta alış fiyatına. Sonra 100 kilometrede 8 litre benzin yakıyorsa 1 kilometrede 8 bölü 100 benzin yakar. 1 kilometreyi bulalım ki böylece x kilometre gittiğinde kilometre başı kaç para yakıyor arkadaşlar? 6 lira. Dolayısıyla bakın bu ilk A aracından kendisine çıkan masraf. İkinci arabayı alınca daha az masraflı oluyor demek ki. Kâra geçiyor. 165 artı 1 kilometrede 6 bölü 100 olacak. Çünkü 100 kilometrede 6 litre yakıyormuş. Ve litre başına 5 TL. O zaman x kilometre giderse işte bakın bu şekilde 5 TL ödeyecek. Haliyle arkadaşlar bundan sonra ne söyleyeceğiz? Ee, normal 8 kere 6 48 x bölüyüz. 30x bölü 100 çıkarırsak 18x bölü 100. Öbür tarafa attığımız zaman 9. Buradan da x eşittir 50 geldi. Ben 3 sıfırı koymamıştım. Orada tabii ki 3 sıfırı koyarsak 50.000 bin kilometre şıkkı. Sol taraf arkadaşlar 45 dakika tüm şarkı. Sağ taraf kalan şarkı. Demek ki 15 dakika ilerlemiş şarkılar. 30 dakika kalmış. Çalma hızı ilerleme hızının 1 bölü 6 katı olduğu için tam tersi ilerleme hızı da çalma hızının 6 katı. 3 dakika süre geçtiğinde aslında ne kadarlık yol alacak bu şarkı? 18 dakika. Neden? Hızının ilerleme hızı çalma hızının 6 katı olduğu için. Dolayısıyla 18 dakika daha gitti. Normalde arkadaşlar dediğim gibi 15 dakika gitmişti. 18 dakika daha gitti ilerlendiği için hızlı ilerledi. Kaldı arkadaşlar kaç dakika? Toplamda 45 dakikalık bir şarkı olduğu için 12 dakika kaldı. O zaman normal hızda 12 dakika ilerledi. 3 dakika hızlı modda ilerlemişti. 15 dakikada da başta ilerledi. Toplamda 30 dakika süre geçti C şıkkı. Cumhur'un net çalışma gününe bakalım. 100 bölü 25. 4 gün çalıştı ama her bir günde 3 gün dinleniyor. Dolayısıyla arkadaşlar iş bittiğinde şimdi burada bazı arkadaşlar belki ezberci davrandı. Şunu dedi. Ha 4 gün çalışıyor. Her bir gün için 3 gün dinleniyorsa 4 çarpı 3 12 gün dinleniyor. 4 günde çalıştı 16 gün. Böyle dediğin an patlar olay. Neden? Şimdi göstereyim orada dikkat edin. 1 artı 3 1 artı 3 1 artı 3. En son bir gün çalışıyor. Artık Olay bitiyor burada tamam dinlenmeye geçiyor da iş kaçıncı gün bitti? 13. gün bitti arkadaşlar tamam mı? İşin bittiği gün bu. Dolayısıyla 13. gün 13. gün bakalım onlar ne yapmış? Şimdi bir gün çalışıyor bir gün dinleniyor. O zaman 13 günün 7'sinde çalışır 6'sında dinlenir arkadaşlar. Neden? 1 artı 1 eksi gibi düşünün. Çalışıyor dinleniyor çalışıyor dinleniyor. En son 12.ye geldiği zaman böyle en son bir tane çalışma günü kaldı gördünüz mü? Dolayısıyla 7 çarpı 20'den 140 beton döküyor. Sonra diğer arkadaşa geldiğimiz zaman o da bir gün çalışıyor 2 gün dinleniyor. Yani 1 artı 2, 1 artı 2 şeklinde. E 13 günde de isterseniz yazın bakın böyle. 3, 4, şey 3, 6, 9, 12 en son bir gün daha çalışacak. Yani toplamda ne kadar çalıştı? 5 gün çalıştı. 5 çarpı 30 döküyormuş bu da 150. Böylece 140 artı 150'den 290 beton döktüler D şıkkı. Güzel bir denklem kuralım en basit olsun. Şimdi 128. dizdikten sonra düşmeye başlıyor bunlar devrilmeye başlıyor. O zaman T saniye sonra her bir saniyede bir domino taşı devrildiği için bu kadar tane eksilir. T tane eksilir. Ama bu devrilmeye başladığı anda yani bir tanesi böyle düşmeye başladığı anda zaten yine eklemeye devam ediyor böyle. O zaman T saniyede ne kadar dizer? T bölü 2 dizer. Sebep? Bakın arkadaşlar burada 2 saniyede bir tane diziyorsa 1 saniyede 1 bölü 2 dizer. Bu yüzden. Ancak bir süre sonra arkadaşlar artık dizdiğiyle devrilen dengeleniyor ve tamamen hepsi devrilmiş oluyor haliyle elimizde sabit kalan e, domino taşı sayısı 0 oluyor. Böylece e, T bölü 2 eşittir 128 oldu. T buradan 256 geldi arkadaşlar. Şimdi şıkkı düzeltelim arkadaşlar burada 256 yapalım burayı 255 değil D şıkkı oldu. Kesinlikle yeşil denk gelmesini garantilemek için şunu düşünmeniz lazım. Diğer renkler artı bir çok basit bir örnek vereyim size. Bakın şimdi arkadaşlar, elimizde dört tane e, böyle küp olsun, tamam mı? Bunlardan iki tanesi siyah olsun, iki tanesi beyaz. En az kaç tane diyelim şunu düşüneceksiniz. E, bakmadan aldığınızı düşüneceksiniz arkadaşlar, tamam mı? Bakmadan aldığımız zaman en az kaç seferde? Seçim yaparsak kesinlikle beylimize beyaz denk gelir. Şanssız bir şekilde siyah denk geldi. Şanssız yine siyah denk geldi. Artık üçüncüyü elime aldığım zaman beyazdan başka bir şey gelme şansı yok. Neden? Bütün siyahları en kötü ihtimal seçtiğim için arkadaşlar üçüncü seçimimde beyaz gelir. Ya da elinizde dört kırmızı var, altı tane sarı var arkadaşlar. Tamam mı? Ee, en az kaç sefer top çekerseniz kesinlikle sarı gelir. Ne yaparız burada? E, kırmızılar arkadaşlar 4 tane olduğu için 5 tane çekerseniz bunlar da şanssız bir şekilde hepsini kırmızı çekseniz bile mecburen 5.sı sarı gelecek. O yüzden diğerlerinin bir fazlası kadardır. Böyle de ezbere yorum yapabilirsiniz. Eğer bu çok, çok zihninize yapmazsa. Normalde arkada kırmızı bloklar olmasaydı bizim görmediğimiz ne diyecektik? 8 tane sarı artı 1 yani 9 tanesi yeterli olacaktı. Demek ki... Arkada arkadaşlar 13 birim küp seçtiğimize göre 4 tane kırmızı varmış. Toplamda 15 zaten biz görüyoruz. Bir de arkada kırmızı 4 tane varmış. 19 küpten oluşuyormuş C şıkkı. Tasarrufsuz mod 100 olsun arkadaşlar. X tanesini böyle 100 performans gibi düşünelim. Artı tasarruf modunda 85, %15'i çıkardım. Çarpı Y tanesi böyle. Totalde x artı y tanesinin tasarrufu yüzde %93 93'e gelmiş o zaman. Çünkü yüzde 7 tasarruf olmuş. Dolayısıyla arkadaşlar böyle bir denklem kurmanız gerekiyordu. 100x artı 85y eşittir 93x artı 93y. Buradan da 7x eşittir 8y geldi. Y'nin x'e oranı arkadaşlar 7 bölü 8 oldu. Zaten Y dediğim tasarruflu moddaydı. Diğeri de tasarrufsuz mod C oldu. Oranları vermiş bir nevi yerine yaz yazmak kalacak sadece 2 3 6'nın ok 2 6 olur. Neden ok ekliyorum Sonuçta bunlar böyle bir sayıya eşit işte arkadaşlar. Ee, ortak katlarında eşitlenirler. Bu yüzden 3 k, 2 k ve k oldu. Ee, şurayı da artık hani A diyelim karışmasın o k harfiyle. O zaman B artı C yani 2K artı K 3K D buradan 3K geldi. Şimdi birisi arkadaşlar 3K öbürü yine 3K 2K ve K toplamları kaç yapıyor? 6, 3 daha 9K. Bu 360 derece olacak. Yani K burada 40 olmalı. 120 derece, 120 derece, 80 ve 40 oldu. Dolayısıyla bu yorumla arkadaşlar 120, 120, 80, 40 A şıkkı. Ben bu soruda arkadaşlar harfle, böyle normalde az harf vermeyi tercih ediyorum ama burada vereceğim harf. Bonkör davranacağım çünkü soruda sayı yok. Haliyle şunu diyeceğim. Hilal baba ve dedesi. Buna e, A diyeyim Hilal'e. Babasına A artı X diyeyim yani X yıl büyük. Dedesi ne demiş? E, senin benim yaşıma gelmen için babanın yaşı kadar yıl geçmelidir. O zaman bak babası kadar büyük. İşte bu. Şimdi babası da Hilal'e diyor ki sen benim yaşıma geldiğinde yani A artı X olduğunda ben A artı 2X olacağım ve deden doğal olarak o da X yıl büyüyecek. 2A artı 2X olacak. Oran 6 bölü 7 olacak diyor bakın. Dolayısıyla 7A artı 14X eşittir. Ee, i̇çler dışlar yaptık. Öbüründe de 12A artı 12x oldu. Buradan da 5a eşittir 2x geldi. a'ya 2k diyeyim. x'e de 5k diyeyim. O zaman hilal 2k. Babası 2 artı 5'ten 7k. Dedesi 2a artı x'ten 9k. Babasıyla dedesinin yaşları toplamı 16k. Hilalin kaç katı oldu bakın. 8 katı oldu arkadaşlar. B şıkkı. İnsan sayısına K diyeyim 10K diyeyim. E, bilet fiyatına da 10L diyeyim tamam mı? Böylece 100KL olsun. E, i̇ndirim olurken ve zam olurken de arkadaşlar ya da insan sayısı artar azalırken 100 üzerinden gitmek daha mantıklı. Bir de işin içinde bir sayı varsa A miktarının sayısı sonra B miktarının da sayısı varsa arkadaşlar ben 100 çarpı 100 demek yerine 10 çarpı onu daha kolay görüyorum. O yüzden böyle yaptım. Bilet fiyatlarına %20 indirim uygularsam bilet fiyatı 8L olur. İnsan sayısı artıyormuş %20 12K. Kazancı 96KL oldu. Şimdi fikir 1'den fikir 2'yi çıkarınca 4KL. Bakın fazlalık 20 milyon TL. O zaman KL buradan 5 geldi. 3. fikre bakalım ne kazandırıyor. 10K zam yapınca 12K oldu. Ancak seyirci sayısı %50 azalıyor. O zaman 10L'nin %50'si 5L. Düştü 5L'ye. 60KL oldu. 60KL'de arkadaşlar 60 çarpı 5'ten 300 milyon TL hasılat getirecek C şıkkı. Burada sadece yerine yazacağız arkadaşlar. Bakın şimdi F 32.475 eşittir. 32.475 artı F bileşke G ne demektir? F'nin içinde GM'yi yaz. Yani F 32004 F içinde G 32475. 32475 yazınca bunu yüze böldüğümüz zaman 2 virgül atarız böyle. Değil mi? Normal ondalıklı sayı mantığı. Haliyle tam kısmını almak zorundaymışız. 324 oldu. F 324. O zaman buradan devam edelim. 3, 32475 devam ediyor. Artı F324 oldu burası. F324 yerine de. 324 artı. Şu 32.475 devam. F'nin içinde G324. G324 ne? Yüze böldüğün zaman 3,24. Tam kısmını al. 3 oldu. Burası da F3 oldu. Şu kısmı aynen devam. Artı diyeceğim. F3 gördüğüm yere de. 3 artı. F g 3 bölü 100. G 3 bölü 100 nedir? 0.03. O zaman tam kısmı 0 olur. Haliyle arkadaşlar 3 artı 0 ol şey F0 oldu affedersiniz. Şurası G3'ü atlamayayım. Şöyle göstereyim bakın. Şimdi G3 0 geldi. O zaman burada F var. F0 oldu. F0'da soru kendisi 1 vermiş. O zaman 1 artı 3. Sonra şu eskiden kalan 324 vardı. Bir de 32.475 vardı. Bunların hepsinin toplamı arkadaşlar. 32.803 yapıyor. Bekletmeyeyim ben size hesaplamıştım çünkü D şıkkı. Birisinde 10, birisinde 11 tane varsa nasıl eşit olur arkadaşlar? Buradan hiç çekmeyiz. Buradan bir tane çekeriz. Ya da Soldan bir tane çekeriz. Sağdan iki, iki tane çekeriz. Hiç çekmezsek 10 kalır. Bunda da 10 kalır. Bir tane çekersek 9 kalır. Bunda da arkadaşlar 2 tane çektiğimiz için 9 kalır. Her türlü böyle eşit olmuş olur. Şimdi haliyle artık şunu söylerim. Bir çekme olasılığı sağ tarafta bir 3 bölü 10 olsun. 30 bölü 100 demeyelim büyümesin sayılar. Sol tarafta da hiç çekmeme olasılığı 50 bölü 100'den 5 bölü 10. Artı birinden bir çekersem soldakinden 3 bölü 10. Sağdakinden de 2 tane bilye çekmem lazım. O zaman bu da %20 yani 2 bölü 10 olasılık. Bundan dolayı 15 artı 6 bölü 100'den 21 bölü 100 oldu arkadaşlar C şıkkı. Dikdörtgen bir çevir, çerçeve olduğu için 90 derecelere atlamadan e, hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi şurası 90 derece, 105, 105 daha 210. 90 daha 300. O zaman bakın şu mavi dörtgenin şu açısına 60 derece kalıyor. 120 derece. Sonra 105 olduğu için tamamlayan 180'e 75. 75. Burası da 30 oldu. 75, 90 arkadaşlar. 15 derece geldi. 120, 15 daha 135. B7 bakın 45 derece kaldı. Cevap D şıkkı. Şöyle arkadaşlar bir dik kenarın diğer dik kenarının kök üç katı olduğu tek üçgen 30-60-90 üçgenidir. Bu yüzden bunu görmemiz lazım. Sonra kalır 120 derece. Şimdi iki birim verdiği için 30'un karşısı 3'te 90'ın karşısı 6 demek ki 4'müş. Ne yapacağız sarı bölgeyi bulmak için? 6 birimlik daire alanından 36 pi 120 derece olduğu için 3'te biridir. Bu komple beyaz şey mavi bölgeden beyaz bölgeyi çıkaracağım. O da 9 pi, pardon yarı çapı 4'müş. 16 pi bölü 3 olacak arkadaşlar. Neden yine 120 derece? Haliyle 20 pi bölü 3 oldu. C şıkkı. Şimdi arkadaşlar burada ağırlık merkezi olduğu için bir kere A, E'nin kenarı ortaya olduğunu atlamayalım. 12, 12 olur. Bu birincisi. İkincisi, muhteşem üçlüyü unutmayacağız. Bu ikisi eşitse... Üçüncüsü de eşit. 12 olur arkadaşlar. Çevre DGF 15 verilmiş. Tamam. Bir de görmemiz gereken mevzu. Şurada bakın ağırlık merkezini 2'ye 1 oranında böldüğü için. Tabii ki kelebek benzerliği olur. Ve 12 olduğu için DE 6 gelir arkadaşlar. Sonra bir hamlemiz daha var. Ee, kenar ortayı olduğu için AD DB eşittir. Karşılıklı oranlar eşittir. AF'de FE'ye eşit olması lazım. Şimdi orada bir de ne var? AG de ağırlık merkezinden dolayı GE'nin 2 katı. Yani toplamda 12 olacağı için muhteşem üçten dolayı. AG arkadaşlar 8. 2'ye 1 oranı olması için. 8. GE 4. Haliyle 8'e 4 olduğuna göre F noktası da orta nokta olduğuna göre 6 6 bölmesi lazım. Şöyle AF'ye 6 kalınca FG'ye de 2 kalır arkadaşlar. Çevre DFG 15 olduğu için A'da 7 olacaktır. GC de o zaman 14 olur D şıkkı. Önce şunu bir belirtmem lazım. Düzgün beşgende 36, 36, 108'den dolayı her bir böyle olan parça birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla arkadaşlar bu düzgün beşgende A, e, F ile ilgili şurası A, burası E, burası F ya. Şimdi buranın alanı A ise böyle burasının alanı da aynıdır. Böylece şu bize verdiği C, D, E bölgesi de eş üçgen olduğu için 2A olur. Yani C, D, E, A, F, E'nin iki katı. Önce bunu görmeniz lazımdı. Sonra arkadaşlar harflendiriyorum. 4 vermiş burayı. Buraya S diyorum, buraya S diyorum. Bilmediğim için K, e, de K diyorum. Haliyle burada A eşittir S artı K olduğu için 2A eşittir 2S artı 2K oldu. Aynı zamanda bakın C, D, E'nin toplam alanı nereye eşit? 8 artı K artı 4'e eşit. Buradan da 8 artı K 4 geldi. Soruda 2A'yı bulmam lazım. Yani 2S artı 2K'yı bulmam gerekiyor. Bu da 8 oldu C şıkkı. Bunu böyle vermiş ya biz normal standart dikdörtgenimizi çizelim. Daha iyi görürüz hem. Şimdi şöyle bir BK var. 60. Şöyle yine 60. Sonra bakın bu şekilde arkadaşlar 60. Ee, ve şuraya da 20 demiş. Şimdi ee, BL'nin LK'ya oranını bulmak için aslında orada... Bir paralel çizmemiz gerektiği aşikar. Nasıl bir paralel çizeceğiz? Neden öyle diyorum? Çünkü bize bir kelebek benzerliği lazım aslında burada arkadaşlar. Karşılıklı oranlar kenarlar eşit pardon 80. O zaman BLLK biraz bana kelebek benzerliğini hatırlattı. K'dan şöyle bir paralel çekerim. Haliyle orta taban olur. 20 artı 80 bölü 2'den 50 oldu. Bakın şu mavi yamukta orta taban. Bundan sonra da artık ne geldi? E, burası şöyle bir kelebek benzerliği olduğu için 60'ın 50'yi oranı 6 bölü 5. 6K 5K bizden BL'nin LK'yı oranını istiyor. A şıkkı. Katlandığında arkadaşlar neye dikkat etmemiz lazım? Hatta çoğu soruda diyorum ki yani katlanmış şekli katlanmamış hale getirin. Ya da normal şekli katlayın. Burada kol, kolay olan eski haline getirmek. Katladığımızda uzunluk değişmez. E açı da değişmez. Mecburen doğrusal olduğuna göre 90 derece olmak zorunda. Çünkü alfa alfa deri haliyle 90-90 olur doğrusal olunca. İlk önce bu. Sonra 120 olduğu için 60 derece olur. Paralel var çünkü yamuk arkadaşlar. Tabii ki 120 olduğu için buralara da 60-60 kalacak. Dolayısıyla 30 oldu. 30 oldu. 60'ın karşısı 5 3, 30'un karşısı 5. 90'ın karşısı 10. Sonra yine 10 arkadaşlar. 120 derece olduğu için bakın. Buraya böyle artık 30 derece kalır. 90'ın karşısı olsa 30'un karşısı 5. Buraya x de buraya da x de. Böylece AL'nin DC'den farkı x artı 5 eksi x eşittir 5 olur. C şıkkı. Taralı bölgeye ka kaç derece denk geliyor? Bakın 40'tan 100'e kadar 60 derece. O zaman şöyle yaparsak merkez açı 60 derece. Yarı çap R olsun R eşkenar üçgen R oldu. Artık turuncu bölgenin alanını bulurken daire diliminin alanı yani pi R kare bölü 6 eksi R kare kök 3 bölü 4 diyeceğiz. Bu da 6 pi eksi 9 kök 3'e eşit olacak arkadaşlar. Neden R kare kök 3 bölü 4 burada? Normal daire diliminden eşkenar üçgeni çıkardığımız için. 2 pi R kare eksi 3 R kare kök 3 Burası 12 oldu. Sonra arkadaşlar burası zaten yine aynı paranteze alalım. 3 parantezinde 2 pi eksi 3 kök Burayı paranteze alırsak r kare parantezinde 2 pi eksi 3 kök 3. Aşağısı 12. Burası da 3 çarpı 2 pi eksi 3 kök 2 pi eksi 3 kök gitti. R kare 36 oldu. R de buradan 6 geldi. Haliyle artık bizden istediği dc uzunluğu Merkez açı 240'dan 0'a kadar 120 derece olacak doğal olarak. 6, 6, 6 kök 3 D şıkkı. Toplam hacmi bir bulalım. Taban alanı 1 pi olacak. Ee, şurası h oldu arkadaşlar. Pi h oldu derken h dedim pardon. Pi çarpı h artı alttaki bölge yarıçap yine bir pi çarpı 12 eksi h bölü 3 neye eşitmiş? 10 pi'ye. Pi'leri sadeleştirelim. Payda pi eşitlersem 3h artı 12 eksi h eşittir. Ee, payda eşitlediğim için 30. 2h eşittir 18. H 9 oldu. Yukarısının yüksekliği 9 koninin yüksekliğine 3 kaldı. Şimdi bu kalan parça artık normal silindir kısmı. Kesik koni atılınca. Dolayısıyla taban alanı pi yükseklik 9, 9 piymiş silindirin hacmi C şıkkı. ABCD 10'un O'nun 3 katı demiş. Şimdi orada şunu bir kullanalım. Bir kere orta nokta olduğu için C noktası şöyle bir kelebek benzerliği yaparsak buraya S dersen buraya da S demiş olurum. Ve alan 3 katı olduğu için buraya da böyle 2S kalmış olur arkadaşlar. BO 20 olduğuna göre K, K alanlar oranı tabanlar oranıdır. Burası da 2K olur. Toplamda 4K eşittir. 20 K 5 oldu. Bizden C noktasının apsisini istiyor. Demek ki K eşittir 5 olduğundan eksi 5'e 0 B şıkkı. Burada arkadaşlar ya tek tek deneyeceksiniz ya da şunu göreceksiniz. Burada bende mavi renk çıkmış ama e, ee, bu sarı renk dediği belki sizde bu duruşta. Işte. Zaten bir tek burada ışın var. Şimdi bu e, ben de sarıya boyayayım size uygun olarak. Sarı ışın olacak şekilde bir kenarı diğer kenarını bulacağız, kenarını bulacağız ve 45 derece olmalı. Şimdi arkadaşlar, burada şu KA'nın bakın bir kenarı bir birim, bir kenarı iki birim ya. 45-45 90 üçgeni yapmak için tam D noktasından çekerseniz görüyor musunuz? 1'e 2. Bunlar birbirine eşit oluyor. Burası 90 derece oluyor. Haliyle böylece birleştirince 45 derece olmuş oluyor. KD D şıkkı.